Berke yok. Ve geri kalan 8 adamdan birini seçmek zorundasın. Bu kim olurdu? Zorunda mıyım? Evet. Zorunda mıyım? Zorundasın. Zorundasın. Ama bu zorunda olduğum için söylediğim ben bir şey. Onu söyleyeyim arkadaşlar da. Çok eminim konduramayacaksınız ama Batuhan. Bat. Evet, evet. İlk de demişti. Ama öyle ağlık tipolojik bir şey değil. Hayır, tipolojik olarak yan yana hiç uyumlu gelmiyorsunuz zaten gözümde. Zaten tipolojik olarak da değil. Zorunda olduğum için sadece kafa yapısı olarak kendime... Yok, tipolojik olarak uygun. Tipolojik nasıl bir kelime ya? Bu arada tipsiz bir çocuk değil ki Batuhan. Evet, sempatik de bence. Şekillemedim ki ben ona. Tipsel olarak yan yana bence çok tatlı olurlar. Hayır, hayır. Tarzdan bahsediyorum. Görünüş hani normal, genel olarak. O mesela daha böyle bir... Yo, o da şey, spor şık. Playboy. Hayır, Playboy evet, gibi. Bu arada giyim tarzıyla tarzı, alakalı hiçbir sıkıntı yok. Severim şey o tarzı. Mesela Batsa'da nasıl bir kız yakıştırırım? Daha böyle işte... Salaş giyinen böyle. Atıyorum paraşüt pantolon giyen. Böyle daha böyle farklı bir tarzı olan bir kızı çok daha bizden yakıştırırım. Bizden peki en yakın Bat'a kim şey uygun, en yakın kişi? Ben doğruluk bunu benim sıram geldiğinde bana sorarsın. Evet. Bak bu gazla sen bir şarkı söyleye söyleye inersin o merdivenden be. Kilo verdiğimi ne diyor? Bir şey söyleyeceğim. Hadi başla. Akara makara takara fakara çakara fakara fakara takara. Arkadaşlar. Var sende bir altın. Tabii tabii. Onu söyleyeceğim de. Yok öyle bir şarkısı var. Sürpriz mi? Yani sürpriz. Haydi. Az kalır. İhtimal vermediğin biri mi? Sürpriz. Az kalır. Sürpriz at. Az kalır sürpriz. Atlediğine göre uzun boylu. Şimdi cesaret desem beni kaldıracak. Bilmiyorum, oy birliğiyle karar veriyor cesarete. O kadar yaratıcı değilim. İyi ama hadi. Hadi. Canım bana her yer. Gaza yer. Gelme. Doğruluk dermiş şimdi. Cesaret. Ne yaptıralım? Çalışsın ne? Sinsi beyinlerimiz. Ne yaptıralım? Ne yapın yani olsun? Şey, benim karnım ağrıyor. Ben bence şuradan güzel bir catwalk yap. İn ama. Hadi o zaman. Ne istiyorsun? Bir catwalk. Catwalk. Bu cesaretlik değil ki. Yani. Bir yukarıdan aşağı ineceğim yani. Gayet yani ne yapayım? Ne saç? Yani sarılma yürü. Endamın kapatıyor gözümü inanmıyorum. Alacak bir tanesini koşarcı bir aşağı indirecek. Bir şey bunu da gözüne tak. İşte bu cesaretlik olur, anladın mı? Ama bu zaten onun yaptığı bir şey aşk o. Çağırmak istiyorum. Haydi! Haydi. Bir hop çekmek. Bir şey söyleyeceğim. Bir rahatladı. Gel gel buraya gel. Gel elinden gel adam. Hadi kolay gel. Selam. Nasılsın? Selam. İyiyim. Çok şıksın canım. Ne haber? Tekrardan. Teşekkür ederim. Şu kapıyı kapatayım. Kapıyı kapattıktan sonra kum saatini çevireceğim. Oraya ben geçebilir miyim? Tabii. Kum saatini çevireceğim. Hem biraz da biraz tamam. Benim de evet geliyor. O taraf tersime geliyor. Şöyle bence bu kum saati bize yeteceğini düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ama şu an tabii kurallar gereği böyle çilek bir şey getirdim sana. Bu benim bardağım, benim bardağım değil. Tamam o zaman ben bunu saklayayım mı? Madem sen getirdin böyle şeylere önem veririm. Tamam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen birazcık modum düşük benim ama. Neden modum düşük? Ben iyiyim bu arada da. Kırmızı Oda'da bu şeyimizi harcamak konuşmayalım istemiyorum. Konuşmayalım diyorsun. Evet. Zaten zamanımız bizle çok kısıtlı. Bizle alakalı konuşalım. Evet, evet, çok da önemli değil. O yüzden bence hiç vaktimizi boş harcamayalım. Ama enerjim şimdi yerine geldi. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ben de kapıdan girene kadar heyecan vardı. Ya şu an seni görünce daha da heyecanlandım açıkçası. Ama şöyle bir şey var, ben senden öyle bir enerji aldım ki sen beni rahat bir şekilde rahatlatacağımı düşünüyorum yani. Neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahsetsene. Sen sor, ben öyle söyleyeyim. Tamam, ben sorarak öğrenmeye çalışayım. Evet. Daha inşallah çok zamanımız olur birbirimizi zaten tanımak için. Zaten ana şeyleri anlattım biliyorsun. Evet. Merak etme. Ne iş yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? E-ticaret yapıyorum ben. E-ticaret yapıyorsun. Hı-hı. Mağazam var.
Ama orayı ofis olarak kullanıyorum. Azerisin. Evet, Azerbaycanlıyım. Süper. Öyle. İlişkilerinde mesela nasılsın? Çok kıskanç mısın? Hani kısıtlar mısın? Kıskancım evet ama kıskançlık var. Şimdi sen dozajları var. Evet, içime kurt düşürürsen bu beni hırçınlaştırır. Hırçınlaşırsam kıskançlaşırım. Kıskançlaşırsam darlarım. Darlarsam darlanırım. Çok iyi. Evet yani. Çok güzel bir cevap. Şey olur yani, itici bir hal olur yani ikimiz için de. Kıskançlığı severim. Fazlası zarar verir. Seni seviyorsam içine kurt düşürecek herhangi bir harekette bulunmam. Hı-hı. Duygularımdan eminimdir. O yüzden hiçbir şekilde böyle kafanda soru işareti olacak bir olay söz konusu olamaz. Net bir adamım, ne istediğimi bilen bir adamım. Evet, bu yüzden işte. En önemli soruya geliyorum. Çocukları sever misin? Bak ben evlenmeyi çok düşkünüm. Evlenmeyi mi düşünüyorsun? Ya şöyle, ben ciddi bir ilişki istiyorum. Sonrasında ne olur ne biter bunu Allah bilir. Okay. Kadere inanan birisiyim. Ben şu an bu evdeysem ve şu an seninle bu kırmızı odadaysam neden olmasın ki? Ama tabii ki de önceliğim benim bir ciddi bir ilişki. Çünkü hı-hı, evlilik çok farklı, biraz daha artık hani şey yani. Çok, evet. Çok erken böyle şeyler için ama. Şey kalıbına sokmayı sevmiyorum ben evliliği ya. Böyle sorumluluk kalıbına sokmayı sevmiyorum. Hı-hı. Yani çok uzun süre sevgili olmayı da sevmiyorum. Yani bir insanla 2-3 sene sevgili olacaksam evlenirim. Diyorsun. Yani öyle 4-5 sene ilişki yaşayayım, öyle bir şey yok. Çocuk da evet seviyorum aslında bir nevi o aile şeyini istiyorum artık. Anladım. Hani en azından şimdi olmasa da bir iki sene sonra, maksimum 3 sene sonra bunu istiyorum. Hmm. Yani güzel böyle tatlı bir ailem olsun istiyorum ve evliliği de böyle sorumluluk haline getirmeyi sevmiyorum. Hmm. Eğlenebileceğim, ya sevgiliyken nasılsın evlilikte de aynısını seviyorum. Anladım. Peki en çok bende dikkat çeken şey neydi sana karşı? Bunu çok mesela merak ettim. Şey ben de mesela çok şeyim var. İlk önce ben söyleyeyim istersen bunu. Sen söyle, evet, bana yardımcı olmuş olursun. İlk izlenimde ben her zaman dış görünüşüne bakarım. Hı-hı. Ben zaten 3 tane birisini beğeniyordum. Bunlardan bir tanesi sendin. Hı-hı. Ama bu sadece dış görünüşle kalmıyor. Karakteri, yapısı, dediğim gibi işte bakımı. Hani bunlar da benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Ama en önemlisi enerji. Hı-hı. Ben mesela şöyle Oğuz'a da söyledim. Ben flörtöz birisiyim aslında. Hani şu zamana kadar ciddi ilişkim böyle bir parmağı falan geçmez. Ama bu kadar kısa sürede hani senden öyle bir enerji aldım ki şu zamana kadarki flörtlerim ya da ilişkimde vesaire böyle bir enerji almadım. Yani bunu sana söyleyebilirim. Anlıyorum yani. Seni. Hani biz şu anda ben senden bu enerjiyi alıyorsam birbirimize ne bileyim böyle tanıma yoluna vesaire falan iyice gittikten sonra ileriki boyut ilişkiye dönerse yani kim bilir nasıl bir enerji ortaya çıkar. Hani artık biz buraya geldiğimizde yanarız herhalde. Oradan da bizi odun atarlar.